hasar almayan camilerde vatandaşlarımız 24 saat kalabiliyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını görüyor devletimiz, Diyanetimiz. Sayın Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da bu anlamda açıklamaları var. Hatta ziyaretlere de gidiyor. Bazen görüyoruz oradaki din görevlisi arkadaşlarımız camilerde Diyanet televizyonumuzda yayınlanan çizgi filmlerden çocuklara açıyorlar, izletiyorlar. Allah her birinden razı olsun. Tabii şu soru da akla gelmiyor değil. Hanımefendi kardeşlerimizden muayyen gününde olanlar da camide konaklamak zorunda kalabiliyorlar. Çünkü başka gidecek bir yerleri yok belki. Bu acaba bir problem oluşturur mu? Şimdi camiler bugün için bir barınma merkezleridir. Elhamdülillah. Çok şükür. Birçok camimiz de depremde yıkıldı ama hayatta kalan camilerimiz depremzedeler için bir barınma merkezleridir. Nasıl kendi evlerinde bu durumda, yani muayyen günlerinde kendi evlerinde nasıl kalabiliyorlarsa, burası onlar için bir ibadethanenin dışında aynı zamanda bir barınma merkezi olduğu için ve de başka bir çareleri olmadığı için gönül rahatlığıyla orada kalabilirler. Nitekim mesela Peygamberimizin zamanında zaruri durumlar için mescitten geçilmesine bir cevaz verilmiştir. Demek ki bundan daha zaruri bir durumda söz konusu olmadığına göre bu durumda olan hanımlar yani çok böyle şey yapmasınlar, kaçınmasınlar. Çünkü bir zarurettir. Dışarıda tabii kalmaları da mümkün değil, söz konusu değil. Efendim camide çok rahatlıkla kalabilirler. Gönül rahatlıkla kalsınlar. Peki. Evet.